Merhaba WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve Samsung Unpacked etkinliği altında tanıtılan Samsung'un yepyeni cihazlarına yakından bakıyoruz. Bir sürü ürün duyuruldu arkadaşlar. Bizler de oldukça heyecanlandık bu ürünler hakkında. İlk başta telefonlardan bahsetmek istiyorum. Muhtemelen herkesin en büyük odak noktası telefonlardı. Çünkü iki tane farklı cihaz gördük. İki yeni Note serisi gördük arkadaşlar. Telefonlar Note 20 ve Note 20 Ultra olarak isimlendirildi. Söze Note 20 Ultra ile başlayalım arkadaşlar. Bugüne kadar tanıtılmış piyasadaki en iyi Android cihazlardan bir tanesi olma adayı kendisi. Günümüz tasarım trendlerini taşıyor cihaz. Üstün bir malzeme kalitesi var. Aynı zamanda da çok iyi bir donanım sahip. O yüzden günümüzdeki en iyi amiral gemilerinden bir tanesi desek yanlış olmaz. Ultra size çok güçlü geliyor olabilir ya da fiyatı fazla geliyor olabilir. O zaman küçük kardeşine bakacağız arkadaşlar, Note 20'ye. Aralarında ne fark var? Çok azıcık bunlardan bahsedeyim. Tahmin edebileceğiniz gibi Note 20, Note 20 Ultra'ya göre çok az daha küçük bir cihaz. Aralarında ekran boyutu, batarya ve kamera konusunda farklar var arkadaşlar. Tabii ki de burada S Pen'den vesaire bahsetmeyeceğim. İkisi de kalemli cihaz çünkü. Ayrıca Note 20'nin ekranı düz arkadaşlar. Note 20 Ultra'nın ekranı ise kavisli kıvrım. Note 20'ye baktığımız zaman 12 megapiksellik bir ana kamera, 64 megapiksellik telefoto lensimizi ve 12 megapiksellik geniş açılı lensi görüyoruz. Yani arkada 3 tane kameramız var. Ultra'ya geçtiğimiz zaman da 108 megapiksellik ana kamerayı görüyoruz. 108 megapikselin yanında da 12 megapiksel telefoto ve yine 12 megapiksel boyutunda ultra geniş açılı lensimiz mevcut. Yani ultra geniş açı yine iki telefonda da görüyoruz arkadaşlar. Sadece kamera olarak ultra biraz daha önde gibi gözüküyor. Tabii testlerde daha detaylı bir şekilde bakacağız. Burada 12 megapiksellik telefoto lensi biraz açmak lazım arkadaşlar. Periskop lens özelliğini taşıyor. Yani 50 kata kadar zoom yapabiliyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Teknik olarak aralarında ne farklar var? Çok az da bunlardan bahsedelim. İki telefonumuzda da ülkemizde satılan modellerde 8 GB RAM mevcut. Yani RAM olarak aralarında bir fark yok. Bataryalarımızda Note 20'de 4300, Ultra'da da 4500 mAh bizleri karşılıyor arkadaşlar. Tabii ki de telefonlarımızda hızlı şarj var arkadaşlar. Aynı zamanda ön kameralarından az önce bahsettim. İki telefonumuzun da ön kamerası 10 megapiksel. Tasarıma baktığımız zaman da aslında telefonda dikkat çeken detaylardan birkaç tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Arka tarafına baktığımız zaman kamera çıkıntıları önceki modellere göre biraz daha fazla gözüküyor. Aynı zamanda kalem sağ taraftan sol tarafa taşınmış. Bu da gördüğümüz detaylardan bir tanesi. Güç tuşu ve ses düğmesi de bir önceki modele göre sağ tarafa alınmış ki bu konuda herkes şikayetçiydi. Bence gayet doğru yapılmış. Ayrıca Samsung yeni Galaxy ekosistemi için Mystic Bronze adında bir rengi bizlere çokça gösterdi arkadaşlar ve bütün cihazlar yan yana durduğunda Mystic Bronze rengiyle birlikte oldukça şık duruyorlar. Şimdi Note serisini bir kenara bırakalım arkadaşlar. Çünkü lansmanda tanıtılan tek cihazlar bunlar değil arkadaşlar. Bir de Z Fold 2 tanıtıldı. Oldukça da şık bir şekilde bize gösterdiler lansmanın en sonunda. Aslında bu cihazı ilk Galaxy Fold'un ve de Z Flip vardı böyle cüzdan gibi katlanan. Hatırlıyorsunuz. Onların birleşmiş hali gibi düşünebiliriz. Ancak teknolojisi tabii ki de çok gelişmiş. Üzerinde çok fazla çalışmışlar. Bu arada Samsung fiyat ve teknik detaylar hakkında bir açıklamada bulunmadı. Sadece teknolojisinin ne kadar ilerlediğinden bahsetti. Ama şunu söyleyebiliriz. İlk Fold'a göre daha büyük bir telefon ekranı ve açtığımız zaman daha büyük bir tablet ekranı görüyoruz. Ön taraftaki ekran oldukça iyi olmuş. Fold 2 ile ilgili daha fazla detayı Eylül ayında göreceğimizi söylediler lansmanda. Arkadaşlar şimdi gelin diğer cihaza atlayalım. Diğer cihazlarımız tabletler arkadaşlar. Tab S7 ve Tab S7 Plus. Bu iki cihaz içinde Android piyasasının en güçlü tabletleri diyebiliriz. Hatta neredeyse bilgisayarlarla yarışabilecek güçte bu iki cihaz. Özellikle lansmanda gördüğümüz kadarıyla o klavyeli bir tane kılıfı var arkadaşlar. O kılıfla birlikte kullandığımız zaman günlük ihtiyaçlarımızı oldukça rahat bilgisayar şeklinde karşılayabilecek gibi gözüküyor. Microsoft'la da oldukça büyük işbirliği içine girmişler arkadaşlar. Yeni bir S Pen var tabletle birlikte. Ekranımız 120 Hz olduğu için işte onun raporlama hızı vesaire çok daha hızlı, çok daha gerçekçi bir kalem deneyimine ulaşıyoruz. Şimdi tableti de bir kenara bırakalım arkadaşlar. Diğer ürünlerden devam edelim. Yeni bir akıllı saat tanıttılar. Watch 3. Saat için şunu söyleyebiliriz. Note 20 ile başlayan yeni Galaxy ekosisteminin çok güzel bir parçası olarak sunuldu bizlere. 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Artık kolunuza göre bir tanesini seçebileceksiniz. Tasarım olarak klasik bir saat görünümünden uzaklaşmıyor Samsung. Burada ancak içine bir sürü teknoloji yerleştiriyor. Mesela saatimizin ekranı Super AMOLED. Baktığımız zaman cayır cayır bir ekran görüyoruz saatte. 1 GB'lık bir RAM'in ve 8 GB'lık da dahili bir depolaması var arkadaşlar. Lansmanda üzerinde en çok durdukları noktalardan bir tanesi sağlık konusuydu. Sağlığımızı çok iyi bir şekilde takip edebileceğini belirttiler. Sağlıkta neler göreceğiz? Tabii ki de kalp atış hızı, akıllı saatimizde mevcut arkadaşlar. Günlük yaşantımızda bize katkı sunacak şeyler bunlar. Şimdi saat
saati bir kenara bırakalım arkadaşlar. Son ürünümüze geçelim. Çok güzel kablosuz bir kulaklık tanıttı bizlere Samsung Galaxy Buds Live. Tasarım olarak daha önce gördüğümüz Buds ve Buds Plus'tan oldukça farklı görüyoruz. Hatta birçok insan bunu fasulyeye benzetti. Bu tasarımın nedeni ise kulaklığın şu kulağımızın içindeki boşluğa tam oturmasını sağlamak ki lansmanda takıyorlar gördük biz de arkadaşlar. Cuk diye oturuyor gibi gözüküyor. Kulaklığımızdaki en önemli özelliklerden bir tanesi aktif gürültü engelleme özelliği arkadaşlar. Bunun dışında şarj konusunda da oldukça önemli geliştirmeler var. Yine bu aktif gürültü engelleme açıkken şarjı 6 saat gidiyor. Kutusuyla birlikte düşündüğümüz zaman da 21 saatlik bir şarjı var. Aynı zamanda kulağınızda da ağırlık yapmayacak çünkü sadece 5.6 gramlık bir ağırlığı var kulaklıklardan bir tanesinin. Bunun yanında telefon konuşmaları vesaire için de kulaklığın mikrofonlarını çok fazla geliştirmişler arkadaşlar. Hatta en büyük rakibimizle bir kıyaslama yaptık diyorlar. Orada seslerini kapıştırıyorlar, kayıt almışlar. Oldukça önde gözüküyor. Yine tüm diğer Galaxy serisinde gördüğünüz gibi Mystic Bronze rengini de burada çok öne çıkarttılar ki bence oldukça güzel gözüken bir renk arkadaşlar. Diyelim ve lansmanı da böylece özetlemiş olalım. Artık son sözlerimizi de söyledik. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Note 20 ve Note 20 Ultra için ön sipariş linklerini hemen açıklama kısmına ekledik. Telefonu ön siparişle almak istiyorsanız hemen açıklamadaki bağlantıları tıklayabilirsiniz diyelim. Ayrıca yine ürünler yakında elimize geçecek. İncelemelerini yapmaya başlayacağız yavaş yavaş arkadaşlar. Bakmamızı istediğiniz herhangi özel bir nokta vesaire varsa, kafanda takılan bir yer varsa onu da mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.